Su tankeri vardı. Su tankerini götürememiş, yatırmış yan tarafta. Yatırmış. Nehirlerin taşması sonucu Üyüklü Tatar köyündeki birçok ev sular altında kalmıştı. Köylüler şimdi de taşkın suyunun getirdiği çamurla mücadele ediyor. Meriç ve Tunca nehirlerinin taşması sonucu başta Karaağaç Mahallesi olmak üzere merkeze bağlı birçok köy sular altında kalmıştı. Taşkın suyu çekildi ancak felaketi yaşayanlar bu kez de selin getirdiği çamurla mücadele etmek zorunda. Üyüklü Tatar köyünde dün taşkın suyunun evinin bahçesine girmesi nedeniyle evine kayıkla girebilen Ekrem Büyükdağ bugün ise sel sularının getirdiği çamurla mücadele ediyor. Zararının karşılayabileceğinden fazla olduğunu dile getiren Büyükdağ yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Dün kayıkla işte gezdik mezdik eve girdik kayıkla çıkıyoruz. Eve kadar girdi mi? Eve girdi, çok az bir şey kaldı. Biz başka bir şey istediğimiz yok. İşaret vardı zaten, işaret de var şurada hemen yan tarafımızda. Bizim arkamızda bulunan agırımız işte hayvan mayvan yok. Çıkarmıştık. Çıkardık hayvanlar işte. Bayağı zayiatımız var yani. Çok rezil olduk yani. Hanım bir taraftan ağlar, ben çok üzülürüm. Taşkın suyu nedeniyle 55 küçükbaş hayvanını tahliye etmek zorunda kalan Halil Özcan yıllardır su baskınlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi. Taşkın suyunun ağırında etkilediği koyunlarının ayak tabanlarının yarıldığını ve birçok hayvanın yürümekte zorlandığını ifade eden Özcan, taşkınlara çözüm bulunmasını istedi. Özcan, taşkın gecesi doğan iki kuzusunu annelerinin ayağa kalkamadığı için biberonla beslemek zorunda kalıyor. Gel, gel, gel. Bir dakika. Aç şunu. Abi gel. Koş ver. Anne, fazla değil mi? Bu annesinden mi? Yarı su koydum, işte yarı süt koydum. Aç kalmadı. Anneciği yorgun ama olsun şimdi. Azar azar yani bu yaşa kadar geldim ben yani kaç yaşındayım burayı dolmadı yani su içeri. Hı hı. Ondan sonra yan tarafta yol var bizim yoldan başladı gelmeye su. Tıkadım bunlarla açtı onları açtı en sonunda daldı yani. Senin burada koyunların varmış onlar. Koyunları çıkardık dışarı. O ey tepeye çıkardık. Yani orada alacak diye orada yarısını aldı orasını da tepeye çıkardık koyun. Kuzular vardı erkek kuzulara yem vermek için. Şey, sonra şimdi şeyle kapatıyoruz orasını. Yavaş kapat. Islaklıktan yani devamlı rütübet, yağmur rütübet. Su geldi, salamadık dışarı bayırı. Hı hı. Salamayınca yani o ayakları sert yerler şey değil, kestane gibi ayrıldı. Dağıldı ya ayaklar dağıldı yani. Hı hı. Çok zararımız oldu. Yani zararım çok ne çekti hayvanlar. Yürüyemiyor. Yılda kaç kere oluyor böyle? Su mu? Evet. İki sefer oluyor. Kesin oluyor. Kesin yani. Oluyor. Binde bir şey yapıyor. Üyüklü Tatar köyünde taşkın suyunun en çok etkilediği ve yardıma muhtaç olan Şazi İnanç, devletin sahip çıkmasını isteyerek sele karşı set yapsın. 3 gün evde yatamadık, muhtarlıkta kaldık, evimde çatlamalar oldu, devletimizden yardım bekliyorum, devletime güveniyorum dedi. Taşkın suyu nedeniyle kerpiçten yapılma evinde çatlaklar meydana gelen Şazi İnanç'ın eşi Serminaz İnanç ise halimizi görüyorsunuz, devlet bize yardım etsin, hiçbir gelirimiz yok, eşim çalışmıyor, oğlum askere gidecek, gönderecek paramız yok dedi. Elektrik falan da yoktu. Yok yani. Kestirdik. Göçecek evler üstümüze değil. Şeyde yaptık. Muhtarlıkta yaptık 3-4 gün. Bir hafta. Ondan sonra ev istiyor biz. Başka bir şey istiyor. Biraz çekildi ama herhalde duvarlarda da büyük çatlaklar var. Duvarlar çatlak. Göçecek üstümüze. Duvarlarımız üstümüze göçecek. Kerpiç bina. Ne yapsın? Ne olsun? Ne olsun? Ev istiyor biz. Bir ev istiyor. Tarla yok bizde. Bir şey yok hiç. Bir gelirimiz yok. Bir gelirimiz yok bizim. Başka bir şey yok. Bu duvarda mavi boya var. Onlar ne? Köy muhtarı. Köy muhtarı yazdı onlara. Su gelmiş. Su geldi değil. Ha, su buraya kadar gelecek. Buraya geldi. Onu açtı. Açtı burayı. Yatıyor. Buraya kadar açtı. Çatlakları da görün isterim. Orada da mı çatlak? Hayvanınız var mı hiç? Hiçbir şey yok. Ne hiç hayvan yok. Ne bir şey. Hiçbir şeyimiz yok. Bir çocuk nasıl işte geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? İşte kıt kanat. Su gelmişken ölçüden muhtarlık ölçtü. Böyle de yazdı. Evet yazdı muhtarlık. Ha, 1550 debi de buraya kadar gelecek. Evet. Yani. Geçti onu. Ama geçti. Geçti. Evet su girmiş herhalde. Girdi. Işıklarımız yok. Evde kerpiç. Gördüğünüz ikabak üzere. Bir yerden gelir yok. Devlette işte ev yapacak yardım bekliyorum devletten.